geldi. Müge bebek geldi. Bakıyor bak nasıl. Ayakkabılarını çıkarma. Nasıl? Nazmiye ve Aydoğan çiftini, bebekleri biliyorsunuz. Anne babası buraya 8 aylık hamileyken gelmişlerdi. Kalacak yerimiz yok. Hatta doğarsa çöp kutusunu kenarına bile bırakmayı düşünüyoruz demişlerdi. Ve Mügen Hanım 6 aylık oldu. El öpmeye geldi. Maşallah, Allah nazardan saklasın. Nerede Nazmiye ile Aydoğan? Seni gördük ya annenle babana. Unuttuk annenle babana, gerek yok. Seni gördük. Heh, ne güzel büyütmüşler. Öyle bakıldı, böyle bakıldı derken bakar. Hoş geldiniz. Arkadaşım oturdum, özür dilerim. Bayram kalkamadım. Hayatım, sizin de bayramınız bayram mübarek olsun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba hocam. Nazmiye, aferin sana, ne güzel büyütmüşsün. Öyle abla. Öyle. Bu arada Nazmiye ile Aydoğan biraz büyüdüler, öyle söyleyeyim. Özellikle son 2 aydır gerçekten artık iyi de geçiniyorlar. En son bir fırında çalışıyordun, devam mı? Devam fırına. Devam. Hı? Devam. Fırına girdi ay şey. Allah, ayakkabıları da... Peki, peki, bir dakika, bir dakika. Elimizdeyeni şuraya bir yere koymuş. Bir dakika, bir dakika. Ama bir dakika çok... Ama televizyona çıkıyoruz, güzel durmamız lazım, bir dakika. Televizyona çıkıyoruz, evet, evet, evet. Bak, bizi izliyorlar, evet, gel. Şöyle güzel duralım. Ya bende de böyle bir çocuk kilitleme şeyi var böyle hani. Bir yapışma duygusu var. Sanki düşecek diye hep şey, Allah koruyucu, göstermesi. Koruyucu, kollayıcı olan karakter orada da belli oluyor. Yani tabii böyle bir kilitliyorum işte, çocuğu. Şöyle alttan üstten, çocuk da bunalıyor herhalde. Nasılsınız? Vallahi iyiyiz abla. Sağ ol, Allah razı olsun. Sayende iyiyiz, idare ettiriyoruz. Bayağı toparladınız değil mi? Toparladık. İş yapıyorum evde. Nazmiye de efendim boncuk işi aldı. Şey, boncuk değil, bu penyelerin şeylerini, iplik temizlemelerini aldım. Onları mı aldı şimdi? Onları yaptım. Onları yapıyorsun. Hı. Para kazanıyorsun. İyi. Aydoğan girdi fırına. Çalışmaz diyorlardı aileleri. Ondan sonra maşallah. Çocuk sizi toparladı galiba değil mi? Çocuk sizi gerçekten yani bir yandan hem aile olarak topladı. Bir yandan psikolojik ben topladı. Yani çok şükür. Hepsi sizin sayenizde. Yok, estağfurullah. Olur mu? Ben aracıyım. Ben biz hepimiz yani burada birilerine hep bir yol göstermeye çalışıyoruz ama insanların o yoldan gidip gitmeyecekleri kendi ellerinde. Yani o yol açılır. Siz o yoldan gidersiniz, gitmezsiniz. O size kalmış bir şey. Biz o yolu başta zaten... Başta beni çok üzdünüz yani, çok sinirlendirdiniz biliyorsun ama... Evet. Sonra baktım, bebeğimiz 6 aylık oldu. Şimdi onlar da Allah'a şükür. Nasıl bebekle yaşam? Vallahi bebekle yaşam iyi. Muhteşem. Ay ne kadar sana benziyor Aydoğan. Evet. Annesinin gözlerini almış, babasının da böyle yüz çatısını falan gördüm, bir baktım. Aa, bu şey, Aydoğan dedim. Hani annesine daha çok benzetiyoruz gibi geliyor da anneye çok benziyor diyoruz. İşte gözlerini falan senden almış akıllı. Gözlerin Nazmiye. Ona söyle ama saçı başı yüzü gözü de sana benziyor. Fırında ne yapıyorsun? Fırında ekmek yapılıyor işte Müge Hanım. Yani çıkan ekmekleri kasaya diziyorum. Onları arabaya dolduruyoruz. Onlar servise gidiyor. Genel temizlik yapılıyor. Öyle çalışıyoruz orada. Çalışmaya alıştın mı? Tabii ki de. Çünkü senin biraz çalışma problemin vardı. Ya vardı Müge Hanım. Yani çalışmama problemim vardı daha doğrusu. Evet, daha doğru bir ifade. Evet. Çalışmama problemim vardı. Çok şükür onu da atlattık. Neden atlattık? Yani çocuk var artık. Yani sadece kendimiz yaşamıyoruz. Her sürenizde çocuğum var. Yani ben buraya geldiğim zaman en başında dedim. Ben ne kendim için bir şey istedim. Ben kendim için daha öyle bir şey. Ben çocuğum için. Benim hayatım çocuğum. Ben onun için çalışacağım. Ben kendim için çalışmayayım. Eşim de kendisi de evde... Ne oldu? Ne oldu? Bu o kadar güler yüzlü ki size anlatamam aslında. Bu nasıl gülüyor, nasıl güler yüzlü. Buna da tabii Canan'ın çok emeği var. Yürü annene. Çok. Başkasının bebeğini sevmenin en güzel tarafı nedir? Mızıklandığı zaman annesine vermek. Evet, tabii. Ha. Al bakalım annesi. Oy, 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 oy. Aferin ama. Kaç kilo oldu bu? 6 kilo. Götürüyorsun değil mi doktoruna da? Bu ayın onun içinde... Bu ayın onun içinde bir de kontrolü var mı yavrum işte? Ayakkabıları da burada. Annem. Şimdi aslında ben çok teşekkür ediyorum bizle bayramlaşmaya geldiğiniz için. Evet. Ve şu anlamda önemli. İşte insanın
Gel bakalım, al bakalım, al bakalım. Ay Ingalı, karnın mı? Karnın mı acıktı? Karnın mı acıktı? Aslında o kadar güler yüzü ki bak ağlarken bile görüyor musun? Çok gülüyor, çok gülüyor. Evet, evet, karnın acıkmış. Şimdi Canan ablan yapmıştır bile mamanı orada seni. Canan mamacı başı. Arıyordu bir ara, verdin mi mamasını, verdin mi mamasını? Neler çektirdiniz kız bize? Bir ara gelip boğacaktım ikinizi de. Ben her, her fırsatta fotoğraf çekip Canan Hanım'ı zaten yolluyorum. Evet yani ben de onları bayıltım. Ama şöyle söyleyeyim. Demek ki insanların önüne fırsatlar verilirse ve insanlar da onu değerlendirilirse, değerlendirebilirse her şey yoluna giriyor. Ben hiç unutmuyorum buraya geldiğinizde hepimiz çok üzülmüştük. Aslında yapacak hiçbir şeyiniz yoktu ve bebek de doğarsa işte bir yere bırakacağız niyetiyle gelmiştiniz. Ya ben o niyetle gelmedim. Ben ne olursa olsun ben çocuğuma bakmak için elimle gelen her şeyi yapacaktım. Yani eşimin bir anda o laf ağzından çıkmış bulundu işte. Ama ben... Hayır yapacak kendim, bir şey olmayınca işte insan yine kendisi çaresiz. Kalıyor ama yeni doğan bebeği yani, çaresizlik. Bir nevi çaresizlik. Bu çaresizlikte ama ne güzel böyle bebeğinizle şimdi 6 ay sonra burada olmanız gerçekten beni çok mutlu etti. Eminim izleyicilerimizi de mutlu etmişti. Çok kişinin emeği oldu onların kendilerini toparlaması için. Dilerim aileniz de sizi izliyordur. Biraz daha kol kanat gelsinler bunu diliyorum. Demek ki çocukların başka bir desteğe ihtiyacı varmış arkadaşlar. Ne yapalım yani? Hani hep denir ya 5 parmağın 5'i de 1 değil. 10 tane çocuk dünyaya getiriyorsun. Bir tanesi farklı oluyor. 3 tanesi evet. Daha farklı oluyor yani. Biri daha zor bir çocuk oluyor. Daha zor bir çocuk oluyor. Evet. 2 zor çocukla bir araya gelip böyle beraber olmaya karar verince hayat biraz daha zorlaşıyor ama maşallah onlar güzel yollarına devam edecekler. Evet yarın bayram. Bugün Arife inşallah hep güzel konular konuşuruz. Amca, bugün diye ümit ediyorum. Abi. Bana güzel bebekle sürpriz yaptılar. Sen de hoş geldin. Yani bu... Müge Hanım, Gülseren Tuncel de biliyorsunuz hiç bizi bırakmadı. Evet. Her zaman yanımızdaydı. Gülseren'cim senin de bayramın mübarek olsun. Teşekkür ediyorum. Ben de bayramınızı kutlamak için geldim. Hepimizin Ramazan bayramı mübarek olsun, kutlu olsun. Amin. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Konuşacağız zaten. Tamam.